Evet, selam arkadaşlar. 10 Ocak 2024 Kore Yamanotları'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kore Yamanotları gayet güzel zaten. Geçen hafta globalde bir hatırlıyorsunuz. Oradan da hatırlarsınız belki. Gene güzel bir Kore Yaması bizi bekliyor ama her zaman gibi Kore'nin gerçek işlevini unutmayalım. Aa, benim linkim silinmiş, bir dakika. Aa, ama bu olmadı ki. Niye olmadı, olmaz, bir dakika. Nerede o? Güzelim GIF'in linki bozulmuş. Hayır, upload değil. Ha, tamam, buldum. Bilmemişim ya. Bozmuşum sadece. Yok. Geldi. Evet. Öncelikle bugün Kore Yaması'nda bir sürü sınıf değişimiyle başlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı şeyler gelmişti globalde ve onların bir kısmı gelmiş. Onun için globalde hala tam neye gideceklerine emin değillerdi. Bununla da zaten bizim Yamanıtlarına Türkçesi düzgün hale geldiğinde okuyacağımız için geçiyorum. Hızlı hızlı ben bakacağım, illa merak ediyorum diyorsanız da şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani her zaman olduğu gibi burayı okumakla uğraşmak, Türkçesi gelince bakarız. Çünkü biliyorsunuz gerçek test sunucusu Kore olduğu için çoğu şeyi buraya getiriyorlar, sonra bize gelmiyor falan, gereksiz vakit gidiyor. Onun için Bilge'nin şeyleri de bize geldiği için geçiyorum. BSR ve Raban'ları geldi biliyorsunuz Bilge'nin. Onları anlattık, geç 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 geç. Evet, şimdi gelelim direkt globale gelmeden Kore'ye gelmiş bir içerik ama zaten geçen haftalarda yapılan bizdeki yamayla da bunun geleceği söylenmişti. Globalde de bunun adı üzerinde duyulmuştu ve nasıl olacağını az çok söylemişlerdi. Artık Kara Tapınağı arkadaşlar direkt ışınlanarak kesme muhabbeti geldi. Burada GIF'ten gördüğünüz üzere seçiyorsunuz. Sizi Goblin Prens, Goblin Prenses değil, bunun neydi? Dokebi Prensesi geliyor, sizi ışınlıyor ve kesiyorsunuz arkadaşlar. Bilginize hayırlı olsun, sonunda geldi. Artık oraya benim gibi yençer bıraktıysanız uğraşmanıza gerek yok. Bunun için bir görev gerekiyor muydu bakayım? Sanırım gerekmiyor. Yani direkt buna tıklıyorsunuz anladığım kadarıyla. Aha, geç. Ticaret. Onun dışında bunu da zaten Global Lab'da anlatmıştık arkadaşlar. Ticarete dair neredeyse her şey BDO'da durduruluyor, kaldırılıyor. Kısıtlamaları azaltmak için gerekli bir yamaydı. Ama işleme kutuları vesaire tarzı ticaret de değil. Bu direkt bu ticaret sistemini değiştirmişlerdi ya, onlara gelen kısıtlamaları ve o tarz ticareti engelliyorlar. Ama işte kutu yapmaca ya da işte o besin ve cevherleri işleyerek ya da işte bu odunları işleyerek yapan kutuları işlemeyecek, unutmayın. Onlar hala duruyor, onlara bir değişim yok. Ama onun dışındaki diğer ticaret ürünlerindeki oluşan sorunlar, işte üzerinize para verken ışınlanamamaya, karakter değiştirmeye izin vermemesini, bağlı çarda satmaya izin vermemesi gibi gibi şeyler, saçmalıklar vardı biliyorsunuz bir sürü ticaret eşyasında. Bunların limitasyonu da kalkıyor. Zaten burada detaylı istiyorsak globalde de anlatmıştım, bakabilirsiniz. Onun dışında hapishane değişimi devam ediyor. Biliyorsunuz Valencia çölünde eğer bandit durumunda form yakalanırsınız, yani ölürseniz hapse atılıyordunuz. Ya sülfü kazarak ya da kaçarak çıkıyordunuz ama kaçmayı zorlaştırıyorlar bazı konularda. İlla kazdıracaklar ya da bandit olmayın diyorlar galiba anladığım kadarıyla. Bilmiyorum, belki canavar sayısı azaldı, şey, muhafız sayısı azaldığı için daha kolay da kaçabilir ama daha çok vuracaklar, daha hızlı aktif olacaklar falan derken bilmiyorum. Gelmesi lazım tüm değişimler. Bir de oradan kaçtığınızda otomatik kendileri 30k karma indirecek şekilde bir yama geldi. Bu güzel bir değişim. Yani çıktığınızda hemen biriz daha siz karma kasamadan direkt kesemeyecek, böylece kitleyemeyecek sizi. Onun dışında alette de wattların birleştirmesi olayı, bunu zaten globalde anlatmış. Bir sürü gerekli eşya kalkıyor. O yüzden hepsini ayrı bir versiyon oluyor. Bu yüzden bu sarı versiyondaki şu level olmadan bunu tutamazsın kardeşim gibi saçmalıklar da kalkıyor bilginize. Zaten bununla ilgili bizim sitede bununla ilgili şey paylaşıldı, şöyle kalkacak ürünlerin falan. Bakabilirsiniz, burada tüm listesi var bilginize. Aşağıdaki yorumları okumayın, burada aşağıdaki yorumlar çok cringe. Kafanız karışır. Onun için bu aynı şekilde yükseltme taşları da gene bu listede vardı. Silah yapılanma taşları falan da artık değişeceği için onlar da değişti. Direkt full en yüksek versiyonu yapacaksınız.
Eleven tutorial'ı vardı biliyorsunuz. Oyun ilk başlayanların oyunu öğreneceği güzel format. Bunu güzel yapmışlar. Bu en son gelen bilge aktarım... Ay aktarım diyorum. Bilge'de, Wusa'da ve Maygu'da bir şey gelmişti. Uyanış beceri öğretmenin güzel bir yöntemi gelmişti. Onun aynısını buna da tutorial'ı da eklemişler. Mantıklı olmuş. Ben beğendim. Çok güzel bir öğretici. Şimdi geç. Düzeltmeler. Geç. Binekler. Tamam, bu bize zaten direkt bu hali geldi diye hatırlıyorum ben, o yüzden geçiyorum. Edit menüsü direkt menü olarak adı değişmiş, geç. Aa, BDO'nun güvenlik kodunu Zine koda çevirmişler, okey. Bu bize gelir mi gelmez belli, belki bir haftaya gelir, belki gelmez, bilmiyorum. Buna en son globalde test edeceğiz demişlerdi, herhalde test başarılı olmuş. Hı. Operasyon politikası değişmesinin dolayı da bazı şeyleri tespit etmekle ilgili sorunlar yaşanmış. O yüzden Blindcode'un gelişmiş versiyonunu kullanmaya başlamış onun da. Okey. Bize gelir büyük ihtimal ya. Yani bu tür konularda ayrı tutmazlar. Yani burada işleme nasıl çalıştığını formülü anlatmış. Bunu bize Türkçesi gelince bakar. Şu an uğraşmayacağım. Gereksiz video uzamasın. Şimdi de bu kadar. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir Kore videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videonun açıklaması var. Twitch linkime tıklamayı unutmayın. Çarşamba günleri hala Türkçe, diğer günler İngilizce yayınlar devam ediyor. Ama tabii ki de YouTube'a da abone olmayı, kanala destek olmak istiyorsanız ekstra 2,5 TL member olmayı, videolarımı adblocksuz izlemeyi ve video like atıp yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.